Merhabalar. Bugün KTM Duke 250 inceleyeceğim. Şimdi bu arada motor emanet arkadaşım, tabii ki benim değil. Arkadaşım olduğu için plakasının gösterilmesini istemedi. O yüzden plakayı çıkardım. Böyle. Şimdi motor bilgileri işte 250 cc sıvı soğutma, 6 vites, 30 beygir 3, 24 Nm tork üretiyor. Yalnız 24 Nm'nin altını çizelim. Şu zamana kadar bu motorun sınıfında Bajaj N250 kullandım. NS200 kullandım. NK250 ve SR250 kullandım. MT25 kullandım. Başka ne kullandım Enes? Dominar var da 400'lük. Dominar 400'lük, onu sayma. Bu saydığım makinelerden hiçbiri bunun kadar ivmelenemiyor. Kağıt üzerinde olanı kağıt üzerine bırakın. 24 fan yazdığına bakma. Öyle bir güç veriyor ki sana. Öyle bir tork veriyor ki. Öyle bir hissiyat yok ki. BT25, NS200, odur budur. Hiçbiri böyle ivmelenemiyor. 250 cc power wheel'i yapabiliyor mu? Bu yapıyor. Sanki bir MT25 biraz abartı oldu. Hayır, MT25 bunun kadar hızlı kalkamaz. 0-100'e bunu alamaz MT25. Gel önden başlayalım. Şimdi arkadaş stok gidon değil bu arada. Değişmiş. Gidon değişmiş ve gidonda yükseltme var. Normalde bu kadar yüksek değil. Elciklerimiz spor elcik. Şöyle bir özelliği var. Normal gaza açarsın. Ters yöne de döndürürsen böyle takılı kalır. Kaldı. Bu yüzden hatta neyse. Motor 2017 model. 2016 eski kasanın son yılı. 2017'de makyaj gördü ve yeni kafayla geldi. Bu arada ABS'li model. ABS'si var. Motorda egzoz var. Orijinal egzoz değil yani bu. Artçı pekleri yok. Allah sizlere ömür. Bu arada bak gördün mü? Bunun da peklerinde şey yok. Lastik yok. Artçılarda var mıydı bilmiyorum. Önde ondan yoksa büyük ihtimal yoktur. Şimdi önde 110-70-17 var. Arkada da 150 yanak lastik var. 150 motora çok güzel durmuş. Götten görelim de. 150 motora çok güzel durmuş. Kalıplı göstermiş. Başka işte ters teleskopik çatal. Nasıl yani? Ters çatal yani. Ters amortisör. LED sinyaller falan yani. Ya motorun teknik bilgilerini her yerde bulursunuz. Ben motoru daha ilk defa bugün sürüyorum. Neler hissettiğimden bahsediyorum işte. Motor mükemmel ivmeleniyor. Çok iyi ivmeleniyor. Artçı olarak söyleyebilirim. Ben yani götüm dışarıda ben gidiyorum. Tutamıyor. Enes arkamda. Gidiyoruz. Enes beni çekiyor. Ben bunları tutmakta zorlanıyorum. Öyle bir şey. Vallahi çok beğendim motoru. Ama hafiften bir traktörlük var. Yani öyle çok yumuşak bir şekilde gitmiyor. Hafif gargarlık var. O gargarlık hoş işte. O gargarlık aynen. Kimisi sever, kimisi sevmez. Ama o bir heyecan katıyor değil mi? Yani gırrrr gidiyor ya aynen, böyle amına koyayım. Pürüzsüz olmayışı bir heyecan katıyor. Biraz Allah'a emanet gidiyor ama. Öyle. Vites geçişleri aşırı yumuşak ve vites aralıkları çok kısa. Boşu bulmak çok zor. Sert kemikli olduğundan değil. 1 ile 2'nin arasında o kadar ufak bir mesafede ki boş. Çok zor bulunuyor. Evet. Sola geldik. Şurayı bir al. Burada selektörümüz vardı. Bir ileriden al. Selektör maalesef kırılmış. Şuradan şuraya kontak. Uzun, kısa. Uzun, kısa. Sinyaller. Sonra burada açma kapama sivici. Buradan da marş tuşu. Anlama varsa olmaz olur mu? Devir göstergesi var. Motor daha 14.700'deymiş bu arada. Kill switch diyor. Vites var. Hararet, benzin, saat yanlış. Şimdi bu tuşlara hiç basmadım. Bakayım ne oluyor? Ha, trip 1, trip 2, info. Bunda şey yazıyor. Ortalama kaç litre yaktığı değil de 1 litreyle şu anki yakıt tüketimine göre kaç kilometre yol gidersin. Bunu gösteriyor. Trip zamanlayıcı falan. Güzel. Side stand diyor yani yan ayak açık. Buradan da set ayarlarını yapıyorsun. Böyle güzel gösterge. Ha bu arada vites de var. Böyle güzel bence. Bir ufaktan sesini dinletelim mi? Dinletelim mi? Gel sen. Bu arada ağır ha. Kaç kilo olduğunu ben şu an bilmiyorum. Yazdım buraya da. Ağır gerçekten. Hissiyat kaç? Ben yani NK250 civarıdır. 150 falan lira. Evet. Mehmet bunu beğendi. Güzel. Egzozu hangi usta yaptıysa güzel yapmış. Bu arada motoru bir yarım saat, bir saat arası kullandım. Motor acayip hararet yapıyor. Çok fena ısınıyor. Fan açmak zorunda kalıyor. Yani çok acayip ısınıyor yani. Şu an önden bir kalıplı bir güzel duruyor ama şöyle yan yapmam lazım biraz. Ha bu arada şöyle bir şey diyeyim. Ben de eskiden böyle internetten falan baktığımda Duke bana çok ince bisiklet gibi geliyordu. Hı hı. Ama öyle değil aslında. Ya tabii ki mesela bir NS200'den daha ince şu gövdesi ama böyle çok da ince değil yani. Ha bu arada yüksek bir motor. Baksana. Yani senin boyun kaç? Benim boy 1.83. Yani biraz yüksek bir motor. Dizim kırılıyor da çok da kırılmıyor yani. Nasıl? Güzel duruyor. Yüksek kanka. Nasıl dur? Nasılın baboş? Nasılın baboş? Vallahi yüksek duruyor. Bir de şöyle çekeyim. Oy. Güzel duruyor ha. Valla motorun bir şeyliği var böyle. İçine sıkıştırılmış tontik bir havası var. Böyle. Güzel duruyor. Götten çok güzel duruyor motor. Bir de götten çekeyim. Allah. Efsane ya. Şimdi balaklava takma ihtiyacı duydum çünkü balaklava bence Duke ruhunu ortaya çıkaran bir unsur. Balaklavayla bağdaşıyorlar. Serseri motoru ya. Serseri, kapkaççı, eşkal kasa bir tip geliyor. Enes arkadan bir şey söylüyor da onları videoya koyarsam eğer. What the dog doing? NK250'yi selamlıyor bak, kıskandı orada. Kıskandı ha. Bunun gibi olamaz. O zaman bir POV sürüş mü yapsak? Aynen. POV. Yakalanmadan. Yani yakalanmadan. Kanka ben eşkal değilim. Ben de eşkal değilim. Beni tanıyan tanıyor. Aaaa. Kapat. verdi uyarı. Gerçi şu an vermez de. Low oil pressure diyor. Düşük yağ basıncı. Neyse. Bir şey olmaz. Evet. Nasıldı? Ver ben seni çekeyim. Ufak bir yorumla. Mükemmel, mükemmel. Artçı olmak nasıl? Bu arada Enes'in pekleri yok. Nasıldı? Artçı olmak biraz sıkıntılı. Beni çünkü... çok çektin dışarıda. Ya o en sonunda bilerek çektim tekere gelsin ama diye de. Enes'e bir alkış alabilir miyiz? Adam peki olmayan Duke 250 gibi çılgın bir motorda arkama oturdu. Bir de önden böyle kamerayı tuttu. Ben E5'e çıksın dedim, çıkmıyor. Korkak kanka. Plaka olmadığı için maalesef çıkamıyoruz. Nasıl? Oğlum Gebze'den dönersin. Of burayı ben... çok zorlamak istemedim şimdi. Low oil pressure falan yazıyor. Çok yani, zorlamak istemedim. Yani yarım gazda böyle hissettiysem tafa gazda... Oğlum şu cüzdanın ne senin ya? Şuna baksana, cebime gelen şeye bak. Ya benim... Nakit yap. Neyse. Ya halka arz adam olmak böyle bir şey dostum. Ben dediğim gibi böyle bilgi falan vermeyi sevmiyorum. Benim sevdiğim şey motor hakkında ne hissettiğimi anlatmak. Ya. Ve bu motor gerçekten heyecanlandırdı beni. Ya teknik bilgiyi sen Google'a girsin. Yani bak orada hangi devirde ne kadar güç veriyormuş. Ha 9000 devirde 30 beygir veriyor. Ha. Maksimum torkunda 7500 de veriyor. Ha. Ben bunları da biliyorum yani. Çok acayip bir tork veriyor. Hani alttan veriyor. Yüzden sonra tıkanıyor bir. Yüksek devirlerde bir tıkanıyor. Çok iyi gitmiyor. Zaten top speed'i de 160 civarı. Hmm. Tabii bu motorla 160 çıkmak ne kadar mantıklı onu bilmiyorum ama. Bence mantıklı. Video bu kadar. Duke 250 ile bir video çektik. Aceleye geldiği için akşam saatlerine hızlı video bitirmeye çalıştım çünkü hava kararıyor. Neyse. Bu kadar. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Uf. Niye geldiniz? Çektin mi? Kısa sürdü değil mi? Çok kısa lan. Aziz, motor arıza yakıyor mu? Low oil pressure. Evet, hava yağ basınçmış. Onu müşür mü arızalı yoksa motorda mı sorun var? Ne müşür arızalı ne motorun sorununu gösteri yapan yani. Panelde mi sorun var? Takacak bir kere. Bilgisayardan sıcak. Bilgisayardan sıcak. Anlıyor musun? Acayip bir torku verir mi yakamını? Lütfen bunu yiyelim. Bu adam tecrübeli. 5 litre attık, ne kadar gider? Beberin amı. 5 litre attığın yakıt. Yaptık bir şeyler. Kanka sıfırdı. Motor artık tekrar yani. Öyle yere götürürdü. Az çok da. Yolda kaldım böyle, gel bela. Git. 5 tatlısın oğlum, ilk kez böyle bir en azından merdiven sahilin sonuna gitmeden anlıyor. He ya. Plakayı takalım o zaman. Tak. Ama nasıl takılıyor ki oğlum? Plaka nasıl sökülüyor, nasıl sökülüyor hiç bilmiyorum. Hadi bunu da öğretelim. Evet, şarjı bitecek bu arada. Diğer kameraya geçsene. Tamamdır. Hadi öptüm sizlere. Enes bir şeyi de çek amına koyayım ya. Mehmet bak. Plaka sana gidonla oynuyor. Evet. Çünkü stand gidonu. Bak bu alt tarafları var ya, saplama bilgileri var ya, oralarda oluyor bak, esneme payı oluyor. Tam kendinden böyle. Kanka tekere çekiyorsun lan. Ama esnemesi iyi bir şey mi ki amına? Kanka kırılmadığı sürece sıkıntı yok. Şu tipi görüyorum. O zaman hadi Enes. Gidelim. Hadi gidelim. kanka yüzden sonra bu motor takılıyor ya. Niye öyle oluyor? Motorun hararetinden bahsetmiş miydim? Hayır. Herhalde bahsetmiştim. Şu anda sahil yolundayız. Hararet yaptığı için motor çalışmıyor. Bak çek. Çek yaptığı için. Hı. Çek, genişten çek. Kilitledi şu an. Acaba ne yapacağız? Yani KTM alıyorsun, motor ısınıyor diye gidemiyorsun motorda. Motorun keyfini beklemek zorunda. Alo Aziz, depoda mısın? Oğlum bu stop etti ya. Hararetten herhalde. Ha tamam çıkardım. Tamam. Şimdi ana şey değil mi? Ana koltuk. Benim oturduğum koltuk. Sürücü koltuğu. Tamam. Evet bunlar okey. Kanka akü kütüp başından çıksa hiç ekran gelmez herhalde. Tamam aldım, aç geleceğim şimdi. Şimdi eve sakin gideceğiz. Yüksek devir sevmiyormuş. Ha öyle mi? Sen hiç sevmedin ya motoru. Ya motorun hoşuma giden tek şey herhalde performansı. Mekanik ama olarak... ya gerçekten ne bileyim. Yok abi ben böyle şeylerle uğraşamam ki. Ben... Gerçi bu motorun özelinde. Bu motorun özelliği. Okey hadi